Bu yolun sonunda Cennet Koyu diye mükemmel bir yer var. Oraya gidene kadar biraz konuşalım istedim. 2 gündür buradayız. Gelmeden dedik toplu alışveriş yapacağız. Bir sürü bir şey alacağız bari metroya gidelim. Metroda keyifli güzel bir alışveriş yaptık. 3 günlük kıtlıktan çıkmış gibi. Sabah akşam yiyeceğiz. Şimdi bak paketlemeyi o kadar güzel yapacağız ki. Sucuk, sosis, kaşar falan onları buraya koyayım ya. Tüm alışverişimiz 370 lira tuttu. Bence iyi 3 gün için. 5 adamız zaten. Genelde tartışırlar. Babam arıyor lan. Tabii alırken bunları arabaya nasıl sığdıracağız diye düşünmedik. Araba zaten şu an bu durumda. Ve arabaya girecek olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bugün nasıl oldu moruk? Çok iyi çok. Hayır be. Ben ayakkabımı bir yere koymayı düşünüyorum. Hadi böyle 5 dakika gidersin. Evet. 100 metre 200 metre gidersin de 1,5 saat gider gitmezsin yani. 1,5 saat ayakkabı takmama. Zor oldu. Neyse. Bir şekilde ulaştık artık geleceğimiz yere. He neden olmasın? Bilmem neden olmasın. Kanka ne bileyim hani toz olur falan. Gerçi yıkarız arabayı. Toz lütfen olsun bak. Neyse Zorşer kamp alanına ulaştık. Eşyaları taşıdık filan derken. Ben şey planlıyordum. İşte kampın kurulumunu falan çekerim ederim diye düşünüyordum ama. Denizi görür görmez. Mükemmel bir atlayış. Çok güzel bir gün batımı izledik. Sonra akşam yemeğimizi hazırladık. Çok güzel bir yemek yedik. Hayatımda yedim en lezzetli yemekleri. Genelde kampta yiyorum. Bir bulgur pilavı ya alt tarafı değil mi? Dersin. Eline sağlık kanka. Buradan inek mi geçmiş? İneğin ne işi var burada? Sonra yattık. Hava o kadar güzeldi ki ben çadır kurma ihtiyacı hissetmedim bile. Kayanın üzerine yatağımı kurdum, yattım. Üşümeden çok güzel bir gece geçirdim. Ve şimdi göreceğiniz o güzel sabaha uyandım. Saat 5'te uyandık bu arada. Ve Tamer'in müthiş kahvaltısıyla güne başladık. Güzel kahvaltı. Eline sağlık. Az kaldı. Burası nispeten daha kalabalık oluyor. Şöyle. Ama gerçekten çok güzel burası da. Ama kamp yapmak için uygun değil bence. Başka bir yerde kamp kurup buraya gelip yüzmek daha keyifli olabilir. Şurada ufak bir aralık var. Oradan sular buraya dolmuş. Nasıl olduysa şuraya bakın. Kocaman kayalar. Ve şuralar da derin. Biz daha önce burada yüzdük. Bugün belki geliriz tekrar buraya. Ya gerçekten adını hak eden bir yer Cennet Koyu. Tabii buraya nasıl geleceğinizi merak edeceksiniz. Burası yanlış bilmiyorsam Ava'ya bağlı. Cennet Koyu diye aradığınız zaman haritada çıkan bir yer. İnsanlar her yerde olduğu gibi burada da çöplerini atmaktan hiç çekinmiyorlar. Şuradan bir açıklık var, buradan bir göstereyim. Şuradaki büyük kayaya 2 gündür tırmanıyoruz. Hatta dün tam şu seviyeden denize atladık.
Buradan aslında çok yüksek gözükmüyor ama devasa bir kaya. Şimdi az kaldı. Bizim adanın girişi pek aslında giriş gibi gözükmüyor. Gerçi biz şu buralar ot falan doluydu. Biz gire çıka gire çıka artık burayı biraz büyüttük. Dakika bir gol bir. Diken bacağımı sardı. Şuna bakın, kocaman bir diken mesela. Keşke yanımda bıçak falan olsa da bunu kessem kaldırsam yoldan. Ama yok. Evet, zor yerler başlıyor. Gerçekten her güzelliğin bir bedeli var. Bu iniş de o bedellerden sadece bir tanesi. Ama şuraya ulaşıyorsunuz indikten sonra. Harika bir yer. Bir de şöyle mutfağa gidelim. Öyle ay maşallah. Şimdi bu çantaları ve şu çöpleri sırtlanıp bu tepeyi aşarken kanter içinde siz bizim burada geçirdiğimiz şu güzel yerde geçirdiğimiz güzel anları izlersiniz artık. İyi seyirler. Yaklaşık 1 kilometredir filan bu çantayla yürüyorum. Ellerimde çöpler vardı. Onlardan da kurtuldum. Videoyu bitirmek için bu güzel yere geldim. Bak YouTube var. Var. Ne isim? Turgut Yoldaş. Abi video kapanış yapacaktım.